Yukarıda verilen özellikler gözün hangi yapı birimleri tarafından gerçekleştirilir? Evet, göze giren ışık miktarını göz bebeği ayarlar. Göz bebeği irisin ortasında bulunur. İriste bulunan düz kaslar otonom bir şekilde çalışarak göze giren ışık miktarını ayarlamaktadır. Dolayısıyla burada iris bir numaralı yapı olması lazım. Cisimlerden yansıyan ışınların göze girerken kırıldığı yer saydam tabakadır. Saydam tabakada kırıldıktan sonra göz bebeği üzerine ışınlar toplanır. Göz bebeğinden geçerek göz merceğine gelirler. O zaman iki nova da burası olmalıdır. Işınları sarı benek üzerinde toplama kırarak göz yuvarlağının iç bölgesinin en arkasında bulunan fotoreseptörlerin bulunduğu sarı benek üzerinde toplama işte göz merceğine aittir. Dolayısıyla burada üçüncü bilgiyi de bu sütuna yazmamız lazım. 2-3 birin bulunduğu şık ise burada görüldüğü gibi C şıkkıdır. Protein sentezinin translasyon aşamasında yukarıda grafiklerde gösterilen değişimlerden hangileri gerçekleşir? Translasyon aşamasında ribozomdaki süreç gerçekleşir. Şu bir ribozom şekli ise mRNA buraya gelir. mRNA DNA'nın olduğu bölgede yani çekirdekte veya mitokondri matrisinde veya bir kloroplastın sıvısında sentezlenebilir. Ökaryot bir hücreden söz ediyorsak tabii. Evet. Bu süreçte gerçekleşen olaylar düşündüğümüz zaman birinci grafikte bakın serbest nükleot miktarı azalmış. Ne zaman azalır? DNA sentezi veya RNA sentezi olduğunda. Translasyonda RNA sentezi veya DNA sentezi ikisi de olmaz. Çünkü transkripsiyon aşamasında mRNA üretilir. Bu aşamada ise mRNA'nın genetik kodu okunarak protein sentezi gerçekleşir. Birinci grafiğimiz yanlıştır. Su miktarı artar çünkü amino asitlerin burada birleşmesi sırasında amino asitler arasında peptit bağ oluşur ve bu peptit bağlarından su açığa çıkar. Zamanla içerideki su miktarı ve hücrenin yoğunluğu azalacaktır. Bu grafik doğrudur. ATP miktarı azalır çünkü sentez tepkimeleri için ATP gereklidir. ATP harcanır bu süreçte. Bu da ATP miktarının hücre içinde azalmasına neden olur. Ribozom miktarı değişmez çünkü ribozomlar tüketilmiyor. Yani bir fabrika gibi çalışıyor. Ve ribozom miktarı değişmiyor. Sadece büyük alt birimle küçük alt birim birleşir. Protein sentezi bittiğinde bu alt birimler birbirinden ayrılır. Burada uygun cevaplar bakın. Bu da doğru olduğuna göre 2, 3, 4 olup değişik olması lazım. Yukarıda belirtilen özelliklerden hangileri karaciğer ve pankreasın ortak özelliklerindendir? Bu özellikleri şu şekilde değerlendirebilmemiz mümkündür. Tablo gibi düşünelim bakın. Şöyle bir tablo yaptığımızı kabul edelim. Karaciğer ve pankreas. Pankreas. Tek tek değerlendiriyoruz. Sindirim enzimi salgılama. Karaciğer sindirim kanalına sindirim enzimi salgılamaz. Pankreas ise pankreas söz suyu içinde lipaz, tripsinojen gibi sindirim enzimlerini salgılar. İnce bağırsağı ürettiği bağ salgıları boşaltma. Karaciğer safra boşaltır. Pankreas da Wilson kanalıyla pankreas öz suyunu boşaltır. Salgılarıyla ince bağırsağın pH'sını dengelenme. Safra da bikarbonat, pankreastan salgılanan bikarbonat iyonları da pH dengelemede görev yapar. Dolayısıyla ortak olan özellikler bizden sorulduğuna göre cevabımız 2-3 olup cevap D'dir. Bir alveolün şeklinin şematize edildiği şekilde damarlar ve kanın akış yönü ok işaretleriyle gösterilmiştir. X temiz kanı göstermek, X atardamarla gelen CO2 bakımından zengin kirli kanı göstermektedir. Y ise burada bakın Y de temiz kanın gidişini göstermektedir. Yani X'in geldiği yer akciğer atardamarı. Y'nin gittiği damar da akciğer toplar damarına kanı götürmektedir. Yön olarak baktığımız zaman. Z temiz havayı ifade ediyor. Dolayısıyla temiz hava olduğuna göre temiz hava içinde oksijen miktarı nedir? Fazladır. N burada O2 olur. M ise CO2 olacaktır. Vesaire. Yani tahmini olarak bunları belirledik. Aşağıdaki şıklardan hangisi alveollerde gerçekleşen gaz alışverişi ve damarları ile ilgili? Yanlıştır. X akciğer atardamarından gelmektedir. Doğru çünkü CO2 bakımından zengin kanı getiriyor. M ile gösterilen O2 olmalıdır.
Tam tersi kirli kan buradan, kirli kan içinden CO2 atılıyor. MCO2 olması gerekir. Cevap B'dir. Damar akciğer kılcal damarıdır. Doğru, çünkü alveolü kuşatmış ve temizleniyor kan. Y akciğer toplar damarıyla bağlantılıdır. Doğru. M ve N olaylar difüzyonla gerçekleşir. Bu da doğru bir ifadedir. Solunum gazlarının yer değişmesi difüzyonla gerçekleşmektedir. Burada yanlış olan cevabımız sadece B'dir. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri glomerulus kılcallarına, hangileri ise vücut kılcallarına aittir? Glomerulus kılcallara dediğimiz kılcallar, bu kılcallar böbrekte nefronun yapısında bulunan Bowman kapsülünün, bakın şu Bowman kapsülü ise içerisine yerleşmiş olan böyle ağ şeklinde bulunan kılcallardır. Bu kılcallara biz glomerulus diyoruz. Glomerulus adı verilmektedir. Şimdi bu kılcallar ile normal doku kılcallarını karşılaştırdığımız zaman arada ne gibi farklar var veya özelliklerden hangileri glomerulusa hangileri vücut kılcallarına ait, bunları ayırt etmemiz bizden beklenmektedir. Getirici ve götürücü atardamarlar arasında yer alır. Birinci özellik glomerulusa ait. Neden? Kanı getiren de götüren de atardamardır. Glomerulus kılcalları iki atardamarın arasında bulunur. Kan basıncı hiç düşmez. Bu bölgede geremilim olmaz, sadece süzülme olur. Tek katlı yassı epitelden oluşma. Bu doku kılcallarında görülen bir özelliktir. Çünkü doku kılcallarının kan basıncı glomerulusa göre düşüktür. Glomerulusta kan basıncı çok yüksek olduğu için damar çeperi iki sıra epitel dokudan meydana gelir. Yani bu özellik glomerulusta tek değil çift olmalı. Bu yönüyle doku kılcalına ait bir özelliktir. Madde geçişi tek yönlü olarak gerçekleşir. Bu glomerulusta görülür. Doku kılcalarında hem süzülme hem de geri emilim olmaktadır. Fakat glomeruluslarda ise sadece süzülme gerçekleşmektedir. Süzülme ve geri emilim olur ve madde geçişi çift yönlüdür dediğimiz zaman bunu doku kılcallarında görüyoruz. Yani cevap 1, 3, 2, 4 olmalı. 1, 3 ve 2, 4'ün bulunduğu şık burada E şıkkıdır. Cevap E'dir. Bir komünitede yukarıdaki grafiklerde gösterilen durumlardan hangileri her zaman geçerlidir? Geçerlidir. Evet. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman besin ağının büyüklüğü sürekli, tür sayısı arttıkça besin ağının büyüklüğü artar. Bu doğru. Ne kadar çok tür varsa besin ağı da o kadar genişleyecektir. Çünkü bütün türler arasında bir beslenme zinciri söz konusudur. Bu zincirler bir araya gelerek besin ağını oluşturur. Arazi genişliği arttıkça tür sayısı azalır. Bu her zaman doğru değildir. Mesela Sibirya'da geniş arazilerde tür çeşitliliği oldukça azdır. Çünkü arazi geniş olsa da şartlar optimum değildir. Baskın türün büyüklüğü gitgide artıyor. Baskın türün büyüklüğü her zaman birey sayısıyla orantılı olarak bakın artabilir. Birey sayısı azaldıkça baskın türün büyüklüğü artar. Bir komünitede, yeni oluşan bir komünitede baskın tür genelde çayır bitkilerdir. Yani küçük otsu veya çok boylanamayan, uzun ömürlü olmayan odunsu bitkilerle, çalı türü bitkilerle kaplıdır. Bunların sayısı çok fazladır. Ama daha sonra komünitede baskın tür zamanla değişir, orman ağaçlarına dönüşür ve kalıcı hale gelir. Bu defa bitkiler çok büyüktür ama sayısı azdır. Demek ki baskın tür büyüdükçe komünitede bunun sayısı gitgide ne yapıyor? Azalıyor. Bu her zaman geçerli olan bir durumdur. Cevabımız burada bundan dolayı 1 ve 3 olup C şıkkıdır. Nasıl bir protein olduğuna göre protein sentez olaylarının sırası burada bizden sorulmaktadır. Bir protein sentezlenirken önce o protein sentezinden sorumlu gen aktifleşir. Burada üçüncü bilgide bakın insülin sentez genine aktifleşmesi geçiyor. Daha sonra bu genden mRNA üretilir. Bu bilgi birinci bir öncülde var. mRNA sentezi. mRNA ribozoma gider. mRNA'nın genetik kodu ribozomda okunur ve bu koda uygun amino asitler birleşir, bir araya gelir. İkinci öncülde geçiyor bakın. Amino asitler birleşerek polipeptit oluşturması. Daha sonra da sonraki adımında da polipeptit zinciri işlenir. Katlanmalar, bükülmeler meydana gelir ve aktif proteine dönüşür. Bu da dördüncü adımda gerçekleşiyor. 3, 1, 2, 4. Bu öncülleri bir arada aradığımızda sıralamayı 3, 1, 2, 4'ün B şıkkında olduğunu görmekteyiz. Biyoloji öğretmeni aşağıdaki şekli öğrencilerine göstermiştir. Şekle baktığımız zaman glikoz pirüvigazda dönüşmüş.
Bundan birinci yol karbondioksit ve su oluşmuş. İkinci yolda laktik asit oluşmuş. Üçüncü yolda etil alkol ve karbondioksit oluşmuş. Birinci yol oksijenli solunum. İkinci ve üçüncü yol ise fermantasyon çeşitlerini göstermektedir. Öğrencilerin de şekilde görüldüğü gibi oksijen solunum ve fermantasyon çeşitlerinde pürüvik asit moleküllerine kadar, bakın buraya kadar her şey aynı. Bundan sonra değişiyor. Bu durumun nedeni nedir sorusunu öğrencilerine yönetmiştir. Öğrencilerin verdiği cevaplar da şıklarda görülmektedir. Öğretmenin sorusunu hangi öğrenci doğru cevaplamıştır? Onu bulmamız bizden isteniyor. Evet, pürüvik asite kadar kullanılan enzim çeşitleri aynı olduğu için, substrat aynı, enzim çeşidi aynı, neticede ürünler de aynı olmuştur. Burada kilit mesele enzim çeşidinin aynı olmasıdır. Kullanılan ham madde çeşitlerin aynı olması olamaz. Çünkü mesela pürüvik asitten sonraki tepkimeler değişmiş. Ham madde aynı ama farklı ürünler oluşmuş. Neden? Çünkü farklı enzimler kullanılmış. Demek ki glikoliz reaksiyonlarında şu ilk tepkimelere biz glikoliz diyoruz. Glikoliz reaksiyonlarında kullanılan enzimler aynıdır. Bundan dolayı ilk tepkimeler pürüvik asite kadar olan tepkimeler aynı olarak gerçekleşmiştir. Yukarıdaki şemada fotosentez ve kemosentez karşılaştırılmıştır. Şemada gösterilen noktalardan hangileri hatalıdır? Işık enerjisi fotosentezde kullanılır. Bir doğru. Fotosentezde ATP hem üretilir hem tüketilir. 5-6 doğru. Evet. Kimyasal enerji kemosentezde kullanılır. Doğru. Kemosentezde oksijen hem üretilir hem de oksidasyon olur ve tüketilir. Doğru. ATP üretilir ve tüketilir. Yine bu da doğrudur. Fotosentezde oksijen açığa çıkar. 7 doğru. Hatalı olan 3 ve 2'dir. Çünkü fotosentezde kimyasal enerji, kemosentezde de ışık enerjisi kullanılmaz. Bundan dolayı cevabımız burada 4, 3 ve 2 olacaktır. 3 ve 2 yani A şıkkı olması lazım. Aşağıdaki grafikte akson uzunlukları aynı olan 3 nöron Ranvier-Bohm sayısı karşılaştırılmıştır. Bu nöronların aksonlarında impuls iletim hızı fazla olana az olana doğru sırası da nedir? Miyelin kılıf izolasyon sağlar. Ranvier boğumdan bir sonraki Ranvier boğuma impuls sıçrama ile atlamalı şekilde iletilir. Yani şu akson ise şu da miyelin kılıfsa şöyle düşünürseniz impuls buradan diğerine buradan öbür tarafa sıçrayarak gider. Dolayısıyla burada Ranvier boğum sayısı gösterildiğine göre Ranvier boğum sayısı ne kadar azsa akson uzunlukları da aynı olmak kaydı şartıyla sıçrama daha uzun mesafeye olacaktır. İmpuls iletimi bundan dolayı daha hızlı gerçekleşecektir. Burada Ranvier Bohm sayısı en az olan M'dir. Daha sonra K'dır. Daha sonra da L'dir. Öyleyse impuls iletim hızı M, K, L şeklinde gerçekleşir. Cevabımız M, K, L, C şıkkıdır. Yukarıda belirtilen özelliklerden hangileri Venn şemasının Y bölümüne yazılamaz? Y bölümü nedir? Parenkima ve meristem hücrelerin ortak özelliklerini ifade eden bölümdür. Yani bizden şunu soruyor. Bu özelliklerden hangileri meristem ve parenkima hücresinin bitkilerdeki ortak özelliklerinden değildir? Sitoplazmaları bol olan meristem hücrelerdir. Parenkima hücrelerinde sitoplazmanın miktarı meristeme göre azdır. Bazı çeşitleri kloroplast taşır, parenkima hücreler için geçerli. Meristem hücre hiçbir zaman kloroplast taşımaz. Bazı bitkisel hormonları meristem hücreleri de üretir, parenkima hücreleri de üretebilir. Mitoz bölünme yapabilme özelliği meristem hücrelerinde var, parenkima hücresinde yok. Dolayısıyla Y bölgesine 3'ü yazarız. Dağıttığımız zaman sitoplazmaların bol olması özelliği meristeme yazabiliriz. 1. Bazı çeşitlere kloroplast taşır. 2 buraya yazılır. Mitoz bölünme yapabilme özelliğini buraya yazarız. Y bölgesine yazamadıklarımız nedir o zaman? 1, 2 ve 4 olup cevabımız burada D şıkkıdır. Kanın pıhtılaşma reaksiyonlarının verildiği yukarıdaki şekilde X, Y, Z, T ve M için söyleneceklerden hangisi bizim için yanlıştır bakalım. Şimdi X maddesi K vitamini olabilir. Bu doğru bir bilgidir. Çünkü K vitamini karaciğerden protrombinin üretilebilmesi için gerekli olan bir vitamindir. Karaciğerde prombin salgılanır. Karaciğerden kana protrombin salgılanır. Doğru.
Bu Y ile ifade edilmiştir. Protrombin pıhtılaşma reaksiyonun süreci başladığı zaman trombine dönüşür. Aktifleşir ve trombine dönüşür. Evet. Y protrombindir. Karaciğerden salgılanan bu mümkün. Z enterokinazdır. Kesinlikle enterokinaz olamaz çünkü enterokinaz ince bağırsaktan salgılanan ve tripsine dönüştüren bir enzimdir. O tripsinojeni aktifleştiren. Dolayısıyla bir sindirim enzimidir. Kanda böyle bir enzimin bulunması mümkün değil. Evet. T kalsiyum iyonudur. Doğru. Çünkü kalsiyum iyonu protrombinin aktifleşmesi için gerekli olan bir iyondur. M fibrinojen olabilir. Çünkü fibrinojen diyebiliriz. Çünkü trombin aktifleştiğinde fibrinojeni fibrine çevirir ve pıhtı meydana gelir. Z de tromboplastin olabilir. Tromboplastin dediğimiz maddedir. Evet, bunları yerine koyduğumuz zaman hatalı olan o zaman sadece C şıkkı olacaktır.